Sesimizin ve görüntümüzün ulaştığı dünyanın en güzel izleyicileri. Bir diğer ifadeyle Türkiye'nin sıcak, sımsıcak insanları. İnsanı insana, insanla insanda insanca anlatan Metro RTV televizyonunun efsane programı Mertçe Söyleşi başlıyor efendim. Efendim her zaman söylediğim gibi insan demek hiçbir değerin kendisiyle ifade edilemeyeceği bir yüceliktir. Bütün insanlar insan olmanın gerektirdiği bir sorumluluk altındadırlar. Bizim bugün pırıl pırıl bir güzel insanla, yavru vatan lefkoşeli bir değerle, dünyalı bir insanla birlikte olmamızın bir tek sebebi var. O da insan ve insanlar olarak sorumluluğumuzun sorularını birbirimize sormak ve sordurmak, bu soru ve sorunlara hep birlikte harmanlama cevapları aramak için buradayız efendim. Efendim, bilgisiyle, birikimiyle, bilinciyle, ferasetiyle, performansıyla, çalışma azmiyle, yapıp ettikleriyle adından bahsettiren, gönül benim ifademle gönüllere yürüyen Adem Akhöl Bey'le birlikteyiz. Kim mi? Vallahi ben o burada canıyla, bütün bir güzelliğiyle dururken onunla ilgili bir şeyler söylemem herhalde ukalalık olur. Kimdir ona soralım ama ondan önce hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Beni çok duygulandırdınız. Özellikle girişte İstiklal Marşı eşliğinde kendi bayrağımızı seyretmek hakikaten bana büyük bir duygu verdi. Şu an o duygunun içerisindeyim. Beni mazur görün. Hala onun heyecanını yaşıyoruz. Evet, kesinlikle. Heyecanı yaşıyorum. Yani estağfurullah, benimle ilgili birçok şey söylediniz. biz işte kendi çapımızda ülkemize yararlı olacak bir şeyler yapmaya, üretmeye çalışan birisiyiz. Kendimi fazla yani anlatmam. Kimdir diyelim anekdotlar halinde. Kısa kısa ben de o heyecanı yaşıyorum. Adem abi, istiklal yılların İstiklal Marşı beni her zaman heyecanlandırıyor üstad. Çünkü korkma diye başlayan herhalde dünyada bir milli marş yoktur bence Adem abi. Çok doğru. Beni heyecanlandıran iki şey vardır aslında bu konuda. Birisi işte az önce dinlediğimiz İstiklal Marşı. Bir de Kıbrıs'a özgü Kozan Marşı diye bir marşımız evet, var. Evet. Ama marştan öte bir şey bu. Daha ziyade düğünlerde dinlettiriyorlar, dinliyoruz. Bu iki marşı her dinlediğimde yani iyi mi kötü mü bilmiyorum ama ağlayasım geliyor. Allah Allah, müthiş. Çok duygulanıyorum. Yani bu ülkemizi fazla sevdiğimizden mi kaynaklanıyor bilemiyorum. Herhalde ondan olsa gerek. Çünkü bizim ülkemiz tektir. Kesinlikle. Yani, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye zaten ayırt etmiyoruz biz onu. Evet, kesinlikle. Zaten biz yani sorarsanız anlatacağız. Türkiye'den Kıbrıs'a gitmiş Osmanlı'nın torunlarıyız biz. Aynen öyle, kesinlikle. Kesinlikle. Kesinlikle.